Tıray Yatırım'dan herkese merhaba. Oldukça hareketli bir haftayı daha geride bırakıyoruz ve bugün ekonomik takvimin sakin olmasına karşın İngiltere tarafından gelen açıklamalarla beraber özellikle tahvil piyasaları, euro dolar, sterlin dolar gibi paritelerde son saatlerde çok hızlı hareketler meydana geldi. Burada özellikle İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın yapmış olduğu açıklamalar, Hazine Bakanı ve Maliye Bakanlığı koltuklarındaki değişiklikle beraber biraz daha tahvil piyasasındaki hareketleri takip ettik. Ekonomik verideki gelişmelere bakacak olursak gün içerisinde Fransa ve İspanya'da enflasyon rakamları açıklandı ve enflasyonlar geçtiğimiz aya oranla kısmi de olsa bir azalış kaydetmiş durumda. Bununla beraber aynı zamanda Euro bölgesinde ticaret dengesi açıklandı ve ticaret dengesi uzun zaman sonra çok büyük bir açık verdi. 50 milyar euro seviyesinde ticaret dengesinde açık olduğu gözlemledik. Burada tabii raporumuzda da belirtmiş olduğumuz gibi en büyük açık geçtiğimiz yıla göre %150 artan enerji fiyatları ve enerji ithalatındaki kalem oldu. Bununla beraber de Euro dolar paritesinde aşağı yönlü hareketler biraz daha ön plana geçti. Akabinde ise öğleden sonra İngiltere tarafındaki açıklamalarla beraber tahvil piyasalarının hareketlendiğini gördük. Özellikle burada İngiltere tahvil faizleri gün içerisinde 10 yıllıklar %3,9 seviyesine kadar gerilemesinin ardından bu saatlerde tekrar %4,14 seviyesine yükseldi. Aslında İngiltere maliyesi politikasında çok önemli bir değişiklik yapılmadı. Sadece 2 hafta önce yapılan değişiklik tekrar yerini eski uygulamaya bırakacağı açıklamasıyla beraber piyasalarda biraz daha hareketlilik yaşanmış oldu. Ama tabii ki bu noktada Maliye ve Hazine Bakanlarının değişmiş olması bundan sonraki süreçte yeni uygulamaların da gelebileceğini bize gösteriyor. O yüzden önümüzdeki hafta biraz daha siyaset gündemindeki gelişmeleri takip ediyor olacağız. Özellikle sabahki yayına da bahsetmiş olduğum gibi Dünya Bankası ve IMF'nin hafta sonu yapacağı toplantıda bu kapsamda önemli olacak. ABD tahvil faizlerine bakacak olursak ABD tahvil faizleri de gün içerisinde %3,85 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından bu saatlerde tekrar %3,95 seviyesine yükselmiş durumda. Yani tahvil piyasasındaki oynaklık devam ediyor ve başta da İngiltere siyasetinde yaşanan gelişmeler buna yön veriyor diyebiliriz. Tabii bunun da dolaylı olarak hem pariteler hem de emtialar üzerinde etkilerini görmeye başladık. Amerika tarafında perakende satış rakamları açıklandı öğleden sonra. Perakende satış hacmi geçtiğimiz aya göre değişmedi. Burada tabii en büyük etken raporun detaylarına bakacak olursak Amerika'daki tüketim harcamalarının biraz daha azalıyor olması, enflasyonla beraber tüketime harcanan paranın giderek azalıyor olması burada önemli bir rol oynuyor. Tabii ki benzin fiyatlarındaki artıştan dolayı benzin satışlarındaki hacmin yükselmiş olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan gıda harcamaları yine aynı şekilde artmış durumda. Aynı zamanda konut harcamaları da artmış durumda ama elektronik harcamalarında %8,6'lık bir azalma söz konusu. Yine aynı şekilde ev eşyası harcamalarında da kısmi bir artış var. Bundan dolayı genel itibariyle veri geçtiğimiz ay açıklanan 684 milyar dolar seviyesiyle paralel geldi. Bu çok önemli bir değişiklik yaratmadı veri üzerinde ama daha çok piyasalarda Liz Truss'ın açıklamalarını takip ettiğimiz bir gün oldu. Sterlin dolar paritesi sabah saatlerinde 1.13 bölgesindeki destek seviyelerinde baskılama altındaydı. Devamında gelen haberlerle beraber bu saatlerde 1.11.66'ya doğru satışların devam ettiğini görüyoruz ama yaklaşık olarak 100 pip bir alanda son 2-3 saatlik zaman diliminde çok ciddi hareketler var. Ve bunun yansıması olarak Euro dolar paritesinde de yine benzer bir şekilde 0.97.20 seviyesine kadar gerileyen Euro dolar paritesi öğleden sonra tekrar alımların gelmesiyle beraber 0.98'e yükseldi. Bu saat dilimi içerisinde tekrar aşağında 0.97.20 desteğinin altında fiyatlamalara devam ediyor. ABD borsalarına bakacak olursak ABD borsaları yine pozitif başladı. Özellikle S&P, Dow Jones, Nasdaq tarafında da yukarı yönlü hareketler vardı ama son dakika itibariyle bunların da negatife geçmiş olduğu gözüküyor. Dün özellikle -%2 seviyesinde başlayan borsalar günü +%2 seviyesinde kapatmıştı. Bugün tekrar pozitif bir başlangıç görsek de bu dakika itibariyle ABD borsalarında da satıcılı bir seyrin olduğu gözüküyor. Bu tabii ki ABD tahvil faizlerindeki yükselişten de kaynaklı bir şekilde ABD tahvil faizleri %4 seviyesine yükselmiş durumda şu an kayıt yaparken. Bundan dolayı
oynaklık bir müddet daha devam edebilir. Biraz daha dikkatli olmakta yarar var. Teknik olarak fiyatlara bakmaya devam edecek olursak, dolar endeksi için hareketlerde, yukarı yönlü hareketlerde 113.40 seviyesi önemli olacak. 113.40'ın üzerine geçilmesi durumunda ve fiyatın bu bölge üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda o zaman biraz daha yukarı yönlü seyir devam edebilir. Önümüzdeki hafta Amerika tarafından açıklanacak çok makro bir değişiklik yok ama Avrupa Birliği tarafında enflasyon rakamını takip ediyor olacağız. Euro bölgesindeki enflasyon verisi belki piyasalar üzerinde bir hareketlilik meydana getirebilir. Son olarak altın ve gümüş tarafına da bakacak olursak, tabii ABD tahvil faizleri yükselirken, genel itibariyle tahvil faizleri yükselirken, borsalar geri çekilirken altın ve gümüş tarafında da değer kaybı yeniden ön plana geçmeye başladı. Ons altın fiyatı 1640 dolar seviyesindeki destek bölgesine doğru değer kaybını sürdürüyor. Gün içerisinde biraz daha fiyatlar 1670 dolar seviyelerine doğru yükselmişti. Ama öğleden sonra yayının başında bahsetmiş olduğum gibi tahvil faizlerindeki oynaklıkla beraber altında da satış baskısı yaşanmış durumda. Gümüşte de aynı şekilde 18 dolar 45 sent seviyesi önemli bir destek bölgesi. Bu bölgeyi baskı altına almaya başladı. Teknik göstergeler satışın yavaşlayabileceğini gösteriyor ama temel taraftaki değişiklikler tabii ki fiyatlara daha fazla yön veriyor. O yüzden şu anda emtia tarafında da altın gümüş tarafında da aşağı yönlü hareketlerin olduğunu görüyoruz. Bu haftanın aslında en önemli gündemi Amerika'daki enflasyon verisiydi. Akabinde bugün de İngiltere'deki siyasetinde yaşanan gelişmelerle beraber piyasadaki fiyat hareketlerinin oynaklığını arttırdığını görüyoruz. Önümüzdeki hafta demiş olduğum gibi biraz daha küresel siyasette Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da yaşanan gelişmelerle beraber tekrar fiyat oluşumlarını Thrive YouTube kanalında yorumlamaya çalışacağız. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim. Görüşmek üzere.